Pekala, kosinüs x'in üçüncü kuvveti, evet dx, bu belirsiz integrali alabilir misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Deneyip tıkanmış olabilirsiniz. Evet bazılarınız sonucu bulmuş, bazılarınız da bir yerlerde takılmış olabilirsiniz ve şu anda eğer bu kosinüsün ya da eksi sinüsün veya doğrudan sinüs x'in integrali olsaydı u dönüşümünü kullanabilirdim ama kosinüs x üzeri 3'ün ters türevini nasıl bulabilirim ki diye düşünüyor da olabilirsiniz. Burada püf noktası bildiğiniz temel trigonometrik özdeşliklerden faydalanmaktır. Ee, diyorum ama hemen bunun ne anlama geldiğini de açıklayayım. Mesela sinüs kare x artı kosinüs kare x'in 1'e eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? İki taraftan sinüs kare x çıkarırsam kosinüs kare x eşittir 1 eksi sinüs kare x bulurum. Peki bana kosinüs üzeri 3x'in ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Kos kare x çarpı kosinüs x öyle değil mi? Demek istediğim, hemen not edeyim, evet eğer kosinüs x çarpı kosinüs kare x dx'in belirsiz integralini alıyor olsaydık ne olurdu? Mesela bunun yerine 1 eksi sinüs kare x yazabilirdim öyle değil mi? Evet bunu yapabilirim. Bu arada bunun ne işe yarayacağını görmemiş de olabilirsiniz. İntegral çok daha işin içinden çıkılmaz bir hale gelmiş gibi görünüyor belki de. Evet belki daha karmaşık bir hale geldi ama bununla oynayıp inceledikçe işimizi ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz. Denemeye ne dersiniz? Evet yazıyorum kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs kare x dx'in belirsiz integrali. Ve parantezi açıyorum. Kosinüs x eksi kosinüs x çarpı sinüs kare x parantezi kapıyorum dx'in belirsiz integrali eşittir. Kosinüs x dx'in belirsiz integrali eksi kosinüs x çarpı sinüs kare x'in belirsiz integrali. Ve işler şimdi ilginçleşmeye başlıyor. Burası son derece kolay öyle değil mi? Yani kosinüs x'in ters türevinin sinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu arada artı c'yi sona saklıyorum çünkü bunların ikisinden de birer sabit gelecek. Evet sıra geldi buna. Şimdi burada sinüs x'in bir fonksiyonu burada da sinüs x'in türevi yani kosinüs x var. Demek istediğim e, fonksiyonun türevi ve fonksiyonun başka bir fonksiyonu tanımına uyuyor. Evet bunu da g g(f(x)) olarak yazayım. Bu u dönüşümünü kullanabileceğimize dair iyi bir ipucu, öyle değil mi? Ya da e, ki bunu daha önce de görmüştük. Elimizde bir fonksiyonun bir fonksiyonu ve türevi varsa, bu fonksiyona göre ters türev alabiliyor idik. Başka bir deyişle, bu küçük y'nin ters türevinin büyük y olduğunu düşünelim. Büyük g, f artı c'ye eşit olur. Eh, demek istediğimi tam olarak anlamadıysanız gelin U dönüşümünü yapalım ve adım adım ilerleyelim. Önemli olan neler olup bittiğini anlamanız. Burada U'yu sinüs x olarak belirleyeceğiz. Bu durumda du da kosinüs x dx olacak öyle değil mi? Buna göre bu ve bu du'ya, bu da u kareye eşit olacak. Ve eksi u kare du'nun belirsiz integrali. Peki bu neye eşittir? Eksi u üzeri 3 bölü 3. Evet, u'nun neye eşit olduğunu biliyoruz. Sinüs x'e. Şuradan devam edelim. Burada bir sinüs x vardı. Onu yazıyorum. Eksi 1 bölü 3'ü başa alalım. U üzeri 3 yerine de U'nun sinüs x olduğunu bildiğimize göre sinüs x üzeri 3 yazacağım ve bir de artı c var. İşte bu kadar. Belirsiz integralin neye eşit olduğunu böylelikle bulmuş olduk. Ve önemli olanın trigonometrik özdeşliklerle biraz oynayarak integrali ters zincir kuralını ya da zincir kuralının ters uygulanmasından başka bir şey olmayan u dönüşümünü kullanabileceğimiz bir hale getirmek.